dostlar, sanatçı arkadaşlarımız. Allah'ın yola gel var idim Allah'ın yola gel pamuk ellerin aman, aman boynuma dolayın dilerim Allah'tan aman, aman soba oy beni beni kar yağdı başma beni doğurmaz olaydı be. Aman yanarım yanarım aman aman tütünüm tütme bir ana varım aman aman bülbüllere etme yaram pek derindir aman oy beni beni kar yağdı bu oy beni beni doğurmaz olaydı ne anam sen be. Hoş gönül bağım, arada karlı dağlarım. Bir an olmuş gönül bağım, ben her gün sana ağlarım. Gelme zalım, gelme, gelme, gelme hayım, gelme, gelme. Sana ağlarım gelme zalım gelme 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 hayırım gelme gelme gidin değil zalıma baksın benim efkarıma gidin deyin o zalıma baksın benim efkarıma ben ölürsem mezarıma gelme zalım gelme 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 hayım gelme gelme ben ölürsem mezarıma gelme zalım gelme 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 hayırım gelme gelme gönlümü istersen benden muhabbet muhabbet alırım senden ne gelirse gelsin kabulüm senden
hançer vursan belki biraz kan gelir. Her nefeste, her nefeste bu garibe can gelir. Her sabahı meyvah diye bizim tutmaz ki yürüye. Dönüp baktıkça maziye geçer ömrü meyvah ile. Bir gün olur dünyan döner, yaşın gider, ışık söner, atarlar bir köşelere, mahkum olursun şişelere. Silinmiyor alın yazım, çaldıkça ağlıyor sazım, hem baharım hem de yazım, kışa döndü eyvah ile. İnsan, 3-5 damla kan, ırmak, 3-5 damla su, bir hayatı çattık ki, hayatı kurmuş bu su. Geçti ölümlü yalan, gelecek ölümsüz gerçek. Siz hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? İnsandır sanıyordum bu mukaddes yükü hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Yalnız acı bir lokma, zehirle pişmiş açlar. Ve ayrılık anneden babalar arkadaşlar. Sakarya, doğurmak vakti bu an. Kehkeşanlara kaçmış o günleri an. Hani Yunus Emre ki kıyımda geziyordu. Hani ardında çil çil kutbeler serpen oldu. İnsan, son, fikir, hepsi akar. Oluklar çift, birinden nur, diğerinden kir akar. Kim demiş ki suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sakarya'nın üstüne Türk destanı vurur. Evet değerli komiserler, Boyalı Köy Kalkınma ve Güzelleştirme Derneği'nin düzenlemiş olduğu geleneksel sarı çiçek yayla şenliği için komiser 3 yılda şu anda bulunmaktayız. Yanımızda Boyalı Köy muhtarımız Sayın Veysel Koç abimiz var. Evet Veysel abi, öncelikle derneğin yaptığı bu güzel organizasyon hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Derneğin yapmış olduğu şenliği memnuniyetle karşılıyoruz. Ben Boyalı Köy muhtarı olarak değerli köylülerimizin İstanbul'dan buraya gelmiş olmaları sebebiyle biz de köyden kalkıp buraya karşılamak üzere çok memnun olduk. Çok teşekkür ederiz köylülerimize. Köylülerimiz bu şenliklerin Koylusar ilçesinde ilk başlangıcını yapıp 17-32 senedir de halen devam etmektedir. Bizden sonra bütün aşağı yukarı köyler ve ilçe başladı. İlçemiz bu konuda çok gelişti. Köyümüz zaten başta gelir. Koylusar köyler içerisinde. Bu da hep şenlikleri sayesinde oldu. İstanbul'dan buraya geldi adam 30 sene 40 sene köyüne gelmemiş. Buradan karalastikle gitmiş. Orada tabii ki Allah vermiş malumluk sahibi olmuş. 30-40 sene sonra buraya gelmiş. Babası lanı evleri viran olmuş. Bakmış ki viran kuşlar, baykuşlar yuva yapmış. O sebeple bu şenlikleri sayesinde köyler ve ilçeler gelişti. Hepsine teşekkür ederim. Devam etmesini de dilerim. Sayın Muhtarım, size şunu da soracağım. Katılım sizce yeterli mi? Katılım yeterli. Başka 500 kişi gelmiştir yani. Bugünkü gelen değil, daha önceden gelenler çok oldu. Bir haftadır akım akım akıyorlar. Şu anda bütün organizasyonlar hazır. Her şey hazır. İstanbul'dakiler geldi, Koylusar'dakilerle buluştular. İnşallah güzel bir organizasyon yapılacak. Benim gözlemlediğim kadarıyla yalnız biraz gençlerimiz yok gibi aramızda. Ya şimdi her şey şişte çalışıyor. İzin alanlar zaten büyük arzuyla katılmaya çalıştılar. Şimdi izin alamayanlar da tabii ki katılamıyorlar. Teşekkür ederim Sayın Muhtarım. Evet değerli hemşehrilerim, yine aramızda bu güzel organizasyonu düzenleyen eski dernek başkanlarımızdan Yaşar Ön abimiz aramızda. Yaşar abi, sizden de kısaca bu festival için, şenlik için görüşlerinizi alacağım. Öncelikle tabii 17-18 seneden beri geleneksel olan bir sarı çiçek yayla şenliğimiz devam etmektedir. Bundan 20 gün 25 gün önce İstanbul'a yaptığımız
şenlik neticesinde 20 tane gönüllü arkadaşı bir araya getirerek ben Yaşar'ın olarak bu şenlik organizasyonunu düzenlemiş bulunuyoruz. Öncelikle bu şenlikte emeği geçen arkadaşlarıma, abilerime çok teşekkür ediyorum. Azimet Kaya, Mehmet Kaya, Beytullah Koç, Durmuş Kaya, ismini bilmediğim arkadaşlarım Seyfi Kaya, Sani Mamaç, abilerime ve kardeşlerime de teşekkür ediyorum. İnşallah bunun devamı gelecektir. Ben Yaşar'ın olarak olduğum sürece Allah'ın izniyle hiçbir zaman Sarı Çiçek Yayla Şenliği'ni davul zurna da susturmayacağım. Elimden geleni maddi ve manevi sonuna kadar yapacağıma herkesin huzurunda, televizyonlar ekranların huzurunda da söylemek istiyorum. Sizlere de emeği geçen ve arkadaşlarıma, Ali kardeşime de teşekkür ediyorum. Bu sıcağın anlamına geldiniz. Siz de vazifenizi yerinize getiriyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Başka diyeceğim yoktur, bu kadar. Biz teşekkür ederiz. Yaşar abi, ben sizin İstanbul'daki pikniğinize gelmiştim. Hatta orada bir konuşma yapmıştım. Şimdi İstanbul'daki piknikler evet güzel oluyor ama bazı sıkıntılar oluyor. O bütün derneklerde yaşanıyor. Belli bir piknik alanı tutuluyor ama insanlara bakıyoruz hep ağaçların altında kalıyor. Yani kimse kimseyi göremiyor. Sanırım bu bakımdan Sarı Çiçek Yaylası'nın konumu bakımından insanlar hem hasretlerini giderecekler hem de doyasıya eğlenecekler. Dediğiniz gibi inşallah bu şenlikler devam eder. Evet. Ben şahsınıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu birlikteliğiniz, beraberliğiniz her zaman devam eder. Başarılarınızın devamını diliyorum abiciğim. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol, var ol. Bir de demin şunu söylediniz. İstanbul pikniğine geldim, oradaydım. İşte insanlar ağaçların altına falan. Tabii biz de bilmiyorum, oradaydınız siz herhalde. Oradayım. O insanların ağaçların altından çıkararak bu şenlik organizasyonunu düzenledim. Herkesin emeği var burada. Uğraşmadan, zahmet göstermeden hiçbir iş olmuyor. Uğraşımızın, çabasının sonunda aldık. Bugün ise Sarı Çiçek Yaylası'nda şenliğimizi yapıyoruz. Herkese de teşekkür ediyorum. Biz sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Murat Bey. Şu an aramızda çok değerli bir abimiz var. Azimet Kaya abimiz. Evet Azimet Kaya abi. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Aslında uzaktan biz geldik. Ev sahibisiniz ama size şunu soracağım. Bütün faaliyetlerde hemen hemen varsınız. Bunu gözlemliyoruz. Sarı Çiçek, Yayla Şenliği. İlk kurucusu kimdir? Başlatan İlk kurucusu değerli dernek başkanımız Murat Aslanbaş'tır. Tabii bu 15 senedir ayın devam ediyor. Geçen sene de İstanbul'da. Tabii bizim köyümüzün hepsi ağa olduğu için ağlıya kimse çıkmadı. Biz de arkadaşlarla birlikte ağanın ikimizi parasını topladık. Şimdi dedik biz hiçbir zaman şenliğimize ara vermiyoruz dedik. Bütün değerli dostlarımızı bir araya getirdik. Başta eski dernek başkanlarımız, ağalarımız hepsi bizde. Biz de komite başkanı seçtiler. Biz de her zaman ağalığımızı yaparız. Biz de Şişli Kağıthane Güneş Ağası olaraktan Boyalı Köyü'ne teşekkür ederim. Murat Bey sizlere de Cemil cümlesine de sağ olsun derim. Biz uğur olsun derim. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol abiciğim. Sağ ol. Hemşehrilerimiz, geleneksel Boyalı Köyü Sarı Çiçek Yaylası şenliğini düzenleyen Polisar Boyalı Köyü Dernek Başkanımız Sayın Ercan Mamaç Başkanımız aramızda. Evet Ercan abim, öncelikle düşüncelerimi bir alayım katılımı. Gerçi beraber geldik ama güzel bir katılım vardı. Köydekiler, yayladakiler inşallah buluşup yarın 5 bin lira, 10 bin lira toparlayacağız inşallah. Şimdi Sarı Çiçek Yaylası'nda şenlik yapmak çok farklı bir duygu. İstanbul'dan gelip binlerce kilometreyi aşıp buralarda köylülerimize, dostlarımıza buluşmaktan gurur duyuyoruz. Bu sene ağa olmamasından dolayı değerli arkadaşlarımızın maddi ve manevi katkılarıyla beraber bir şenlik düzenledik. Şenliğimizin hayırlara vesile olmasını istiyoruz. Güzellikler içinde geçmesini istiyoruz. Biz köyümüzü, köylülerimizi, dostlarımızı, komşularımızı hepsini çok seviyoruz. Onların da bizi sevdiğine inanıyoruz.
Bundan dolayı da gurur duyuyoruz ki bizleri de seviyorlar. Çünkü ilgi alaka çok büyük. Bu arada değerli arkadaşım Murat Kendili'ye çok teşekkür ediyorum. Federasyonumuzun değerli sekreteri. Bize de görüşleriyle kendi katılımına da destek verdi. Ayrıca bir mutluyuz. Herkese saygı sevgilerimizi sunuyoruz. Hayırlara vesile olmasını istiyoruz. Şimdi başkan yardımcısı Mustafa Başkan'a veriyorum, Mustafa Kaya'ya. Onunla görüşlerini alalım. Bir soru daha soracaktım size. Şimdi yaklaşık 25 gün önce İstanbul'da bir piknik organize düzenlediniz. İstanbul'daki boyalıları bir araya getirdiniz. Şu anda da 25 gün gibi kısa bir mesafe içerisinde hem İstanbul'dakileri hem Koyhisar'daki boyalı köylerini bir araya getirmeye çalışıyorsunuz. Bu çok büyük bir başarıdır. Ben öncelikle size teşekkür ediyorum. Hem size hem yönetim kurulu arkadaşlarınıza hem de emeği geçen, desteğe geçen tüm abilerimize, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sizce zor olmadı mı 25 gün içerisinde bu büyük bir organizasyonu tekrar yeniden Sarı Çiçek Yaylası'nda düzenlemek? Başkan, tabii ki kısa bir süre vardı. Ardından yaylada piknik yapılacağına karar verdik. Ama her şey sevgiyle, saygıyla, dayanışmayla açılıyor. Biz de birbirimizi sevip dayanışma içinde bulunarak bu zorluğu aşacağız inşallah. Açtık da genelde bir sorunumuz yok. Çok renkli geçmesi için, güzel geçmesi için her zamankinden fazla ilgi alaka gösterdik. Fedakarlık yapmadan bir şeyler olmuyor. Fedakarlık da yapacaksınız. Bir yere geldiyseniz o yükün altına gireceksiniz. Bütün arkadaşlar taşın altına elini soktu. Bundan dolayı çok fazla yük binmedi. Özellikle yönetimdeki ve diğer arkadaşlara da bu konuda çok teşekkür ediyorum. Beni yalnız bırakmadılar. Sağ olun. Evet, hemen yanımızda yine dernek başkan yardımcımız Sayın Mustafa abimiz var. Evet Mustafa abim, sizin de görüşlerinizi alabilir miyiz? Ben buradan başkana da size de teşekkür ediyorum. Ben de buradan köylülerime hepsine teşekkür ederim. Manevi ve maddi yardımlarından dolayı. Ve buraya hepsi geldi, sağ olsunlar. Siz demin dediniz ki zor olmadı mı? Biz de burada zoru başarmak için, bu 25 gün içinde zoru başarmak önemli zaten. Biz de buna çalışıyoruz Allah izin verirse. Köyümüze en güzel şekilde hizmet etmeye varız her zaman. Hepsine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Buyurun. Sağ ol abi. Teşekkür ederiz. Abi isminizi öğrenebilir miyiz? Ben Barakoğlu Çukurova'lıyım. Çukurova, Muammer Demirci'nin köyünde. Şenliğimiz var. Yarın mı sizinki de? Ama beklerim abi. Hayırlı olsun. İnşallah ama Sarı Çiçek Yaylası'nda olacağız inşallah. Biz de geleceksiniz. Vallahi orada sunum yapacağız. Başkan tabii ki. O bizim zaten federasyonun da başkan evet. Yardımcımız. Var, evet. Evet abi, Sarı Çiçek Yaylası'nın yaptığı şenlik için geliyoruz. O konu için hiçbir şey. Boyalı köyü. Bilmiyorum oraları. Ama bizim Çukurova derneğimizin şenliği var. Ulu Belen'de. Onun için sizi bekleriz. Tamam, sağ ol. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Değerli Koyhisarlı hemşerilerimiz, aramızda çok değerli bir abimiz var. Koyhisar Nüfus Müdürlüğü'nde İlhan Ulucak abimiz. İlhan abi, Boyalı Köyü'nün düzenlediği geleneksel Sarı Çiçek Yaylası'nın şenliği için burada bulunmaktayız. Bu şenlik hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Allah öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hani memleketimizi şenlendiriyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Yani köylünün birbiriyle birlik, beraberlik olması, kaynaşması çok güzel bir şey. Bunu da zaten bu Koyhisar'da ilk defa Sarı Çiçek Yaylası gerçekleştirdi. Diğerleri de bunu görerek hepsi yapmaya başladı. Bence çok güzel bir şey. İyi olur inşallah. Köylüler başka başka şeylere de daha duyarlı olurlarsa iyi olur. Diyelim ki geçen giderken yolda neyle karşılaştım? Yol bozuk. Önce o sorunlarını çözsünler. Ondan sonra şenlik değil de başka türlü anlamlar taşıyan şeylerle birleşsinler daha iyi olur diye düşünüyorum. Önce altyapıyı hazırlayalım diyorsun. Hazırlayalım, şenlik ondan sonra gelsin. Pekala İbrahim abi. Bu tür şenliklerin Koyhisar kasabasına ne gibi faydaları var? Şimdi gelen vatandaşlarımız mutlaka buranın esnafından alışveriş yapıyorlar. Bu iyi bir şey ama şimdi vatandaş da şunu sanki kışın bekliyorlar. Özellikle bekliyorlar ki işte bunlar gelsinler de biz de bunları yolalım, şey yapalım diye. Buradan biz de işin ticari boyutuna baktığımız zaman buradan sadece yaz aylarında 2-3 ay iş yaptığımızı düşünüyoruz. Onun için Sarı Çiçek Yaylası şenlikleri hayırlı uğurlu olsun diyor.
İnşallah tekrarını diliyoruz. Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu ve mutlu olarak diliyoruz. Komiser merkezin muhtarı olarak bu tür etkinlikler elbette ki komiserimize bayağı bir katkı sağlamakta. Ama daha önceden sizinle görüşmüştük. Komiserin sıkıntılarıyla ilgili, esnaflarla olan sıkıntılarla ilgili, yani gurbetten gelen insanlarımızın haksız yere bayağı yüklü bir ücret ödedikleri, 1 liralık man 2 lira 3 lira gibi satıldığını sizlerle paylaşmıştık. Bu konuda sizin tekrar bir görüşünüzü alabilir miyiz Ahmet abi? Tabii ki şunu söyleyeyim ben. Şimdi Boyalı Köyümüz sağ olsun dernek olarak Koylusar'a gelmekle sorumlu, yükümlü birileri değildi. Ama Koylusar esnafının kalkınması açısından şu anda buraya kadar teşrif buyurdu geldiler sağ olsunuz. Kendi köylerine de çıkabilirlerdi. Burada sadece esnaflarımızın 3-5 kuruş daha fazla kazanabilmeleri için geldiler. Onun için biz esnaflar olarak da bunlara derken bütün gurbetçilerimize daha yakın ilgi ve biraz da fiyatlarımızı da ucuz göstersek iyi olur diye düşünüyorum. Bütün arkadaşlara da bunları öneriyorum. Evet Ahmet abi teşekkür ediyoruz. İnşallah komiserin başka sorunlarıyla ilgili tekrar sizle görüşme fırsatı yakalayacağız. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Sahiplerinden İhsan abimiz. İhsan abi Komiser Boyalı Köyü Kalkınma ve Güzelleştirme Derneği'nin düzenlemiş olduğu geleneksel sarı çiçek yaylası şölenine gelmiş bulunmaktayız. Bu şölen hakkında sizlerin görüşlerinizi alabilir miyim? Abim şölenler ayrık olan, daha doğrusu gurbette ve sırada olan kişileri birleştirmek açısından çok çok güzel bir düşünce ve yapılan iyi bir uygulama. Yalnız işte neyse geçmiş dönemlerde daha bir güzel oluyordu. Son yıllarda bir heyecan kayboldu. Heyecan kayboldu. Onun işte onu nasıl düzeltiriz? Sizler ve bizler onu biliyoruz. Şimdi İhsan abiciğim bunun geçmişte daha güzel olmasının İlk heyecan olduğu için daha güzeldi. Ama benim gözlemlediğim kadar şahsi fikrim bu tamamen köylerimizden kaynaklanan bir durum. Çünkü İstanbul'da da şölenler yapılıyor. İstanbul'daki insanlar inanın birbirleriyle o kadar güzel kaynaşıyorlar ki ama 900 kilometre uzaktan buraya geliyorsun. Şu an bile bunu yaşadık. Karşılayan insanlar işte 50 kişi 100 kişi oluyor. İnsanlar köylerinden kalkıp o 900 kilometreden onlar için gelen insanları bence 3 yolda karşılamaları gerekiyordu. Yani heyecan tek tarafı olmaması lazım. Tabii ki buradaki yaşayan insanlarımız da yaş olarak biraz ilerlediler köylerimizdeki. Belki ondan heyecan kaybolmuş olabilir. Doğru. Hayırlısı olsun derim. İnsanlar ve ayrıca biraz önce Turcan Turizm'le de konuştuk. Ankara yolunda size de hayırlı yolculuklar diliyoruz. İki tane güzel de şirketsiniz. Bizlere hizmet ediyorsunuz. Ankara'da sanırım yeni başladı. Haftada 3 defa. 3 defa galiba. Biz sizlere hizmetlerinize başarılar diliyoruz. Bizlere de üzerimize düşen ne görev varsa onu yapmaya hazırız. Güzellik olsun. Tartışma olmasın, ne bileyim kırgınlık olmasın istiyoruz. Tabii ki. Sonuçta amaç Koylusar için. Pazar gününde bir ceylan geziyor şenlik yerinde. Yar seni yaradana kurban olurum da ölürüm ceylanım sevdiğim. Yaradan Allah'a kurban olurum. Ceylanım sevdiğim.
gördü bir seni. Bilsen ne hallere düşürdün beni. Unutursun deme, unutmam seni. Ela gözlerine kurban olurum da ölürüm. Ceylanım sevdiğim, seni yaradana kurban olurum da ölürüm. Ceylanım Thank you.
Yapılan eğlenceden bir örnek görüyorsunuz. Geleneksel olarak şenliklerden bir gün önce yapmış olduğumuz eğlencelerimizde meydan ateşi yapılır. Davul zurnalarla eğlenceler düzenlenir. Bütün köylerimiz toplanıp o günkü eğlencede bir araya gelir. Bu şenlik öncesindeki mutluluğu yaşayıp bir arada geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Oynamış oldukları kahve denilen bir oyunumuz var. Bu da eskiden beri geleneklerimiz. Geleneklerimiz içinde bir arada gelenek ve geleneklerini kaybetmiş milletlerin yok olmaya mahkum olduğunu düşünüyoruz. Tarihlerde de böyle. İnsanlar gelenek ve gelenekleriyle yaşarlar. Hacı burada gidiyor mu? Bir insanın güzelliği, tarifi yok, annesi yoksa ben yaşayan bir canlı mı ama nasıl bir canlı, nasıl söyleyeyim. Peygamber Efendimiz akraba ilişkilerini, akraba ziyaretlerini olmadığı yerlerdeki insanlar bizim yaşamdan uzaklaşsın demişti. Oralarda akrabaları bir araya getiriyoruz. Aslında bir zamanda kısmı eğlenceli bir şey mesela vermiş olduk. Yönetimle beraber o katkısı olan arkadaşlara dahil olmak üzere bu eğlenceli düzenleme güzel bir duydu. Yönetimdeki arkadaşların önlerimiz bırakmadı. Devamlı beraberdik onlarla. Diğer arkadaşlar da maddi katkılarıyla beraber köylerimizin maddi ve manevi katılımları, destekleri çok fazla olmuştu. Bu şenlikten devamlı olacağını düşünüyorum. Bu şenlikler şahıslara değil, topluma mal edilmiştir. Şahıslar olarak, toplum olarak yapıyoruz. Bir kişinin, binlerce kişinin başarısını, çok köylünün başarısını. Herkese teşekkür ediyoruz, iyi eğlenceler diliyoruz. Yönetimimiz olarak her türlü fedakarlıktan kaçınmadan yapmaya devam edeceğiz. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Teşekkür ederim.
Oha bak. Yanlarını kaldım ben. Yeah.
yukarıda sarı çiçekler var, onlar da güzel. Nerede? Tam kaşıcı var, onlar işte. Çek millet aşağıda.